Hepinize selam olsun. Lekasabalar ben Perem'in karşınızda. Top lane'de 10 hit Trine Demir build'i kasacağız. Aklın sonuyla başlayacağız. 10 hit şu anlama geliyor abi. Böyle kritik falan pek yok. Daha çok düz saldırız üzerine. Gwyn solu, aklın sonunda böyle ekstra etmenlerle saldırı hızını güçlendiren şekilde vuran bir tarzı. Yani zaten anlayacaksınız şimdi mantığı. Traya aklın sonu çıkacağız, sonrasında işte Gwyn sona şordur falan filan gideceğiz. Hem deli gibi vuracak hem de İşte birazcık AP falan vereceği için bize bu itemler. Q'dan falan daha iyi can basacağız vesaire. Çok sağlam olacak. Yani kritikten bile fazla vurabilir belki. Hadi bakalım. Şimdi. Neyle başlasak? Q mu E mi acaba? Şimdi ikisini de başlayabiliyorsun abi. Try'da biliyorsunuz. Ama hadi açalım ya. Başlangıcı öyle yapalım. Karşımızda Urgot var. Urgot sıkıntı çıkar. Uzak menzilli ama hallederiz diye düşünüyorum. Bu arada 2 gündür falan video atmıyorum. Bu yüzden sizden özür diliyorum. Ama cidden çok hastaydım. Şu anda hastayım hala ama işte çekiyoruz be. Sıkıntı yok yani. Halledeceğim. İşte keşke elinde stok video olsaydı da atsaydım o zamanlarda ama işte yoktu. Yapacak bir şey yok. Şimdi saat 4'e geliyor. Bakalım, umarım saat 7'ye yetişir bu video. Şöyle alalım farmlarımızı. Urgot nerede acaba ya? Umarım AFK değildir çünkü kaç eldir oyun bozuluyor sürekli. Dakika 3'te sur veriyorlar işte. Oyun falan gidiyor, bozuluyor. Çok tilt durumlar oldu. Umarım bu oyunda öyle olmaz ama eğer olursa mantıken onu izlemiyor olursunuz. Urgot lütfen kardeşim. Ne olur yalvarıyorum, gel artık lane'e. İşte size bir tokat manyağı yapayım burada. Çocuk adam. Büyük farm kaçtı. Tamam geliyor, güzel 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 güzel, nice. Çok iyi. Adam bizden bir seviye fark yedi şu anda. Temiz. Şimdi bunu şöyle tamlara vura vura. Bu adam beni pushlasın abi. İttirsin birazcık lane'i. Öldüreceğiz bunu. Teleport da şu anda yok. Öldürdüğümüzde daha da geri düşecek teleport olmadığı için. Bende tutur var. O açıdan bir farkımız var şu an. Üstünüz yani. Hadi evinde. Hadi abiciğim. Evinde ölüyorsun. Umarım ölür. Öldü. Çok korktum ölmeyecek diye. Çünkü canı tam 17'ye falan çıktı böyle. Az daha öldürmeyecekti Stur böyle. Ucu ucuna öldü yani. Böyle 1-2 can farkıyla öldü, yoksa ölmeyecekti. Güzel oldu, temiz. Abi Tri ile kapışamazsın. Öfkesi fullken hele full kritik vuruyor karakter. Bir de şimdi biliyorsunuz artık Tri bufflandı yani. Seviye 6'da, 11'de, 16'da falan kritik ihtimali artıyor artık. Hani kritik kasmasak bile seviye 16 olduğumuzda kritiğimiz %50 olacak yani. Her iki vuruşun birisi banko kritik yani. Çok temiz vuracağız. Belki bir ebedi çekeriz yani sonlara doğru. O kritik katlamak için. Daha fazla vursun diye. Bizim Fizz kill almış. Jarvan birebir. Okey. Bir de bir kere daha try videosu çekecektim. Hatta onda 20 kill'den fazla kill aldım. Şey oldu. Baktım video abi. Full video böyle bir sıkıntı olmuş. Hani kendi kendine video kasmış böyle. Hani OBS yanlış bir kayıt yapmış. Bilmiyorum niye oldu bu ama. Hani yayınlarda kasma vardı ya zamanında. İşte o kasma şimdi videoları oldu aynısı. Umarım devam etmez ve kısa süreli bir sorundur. Yoksa bir daha PC'yi formatlayacağım falan filan. O da beni uğraştırır birazcık. Tabii sizi etkilemez bu ama. Beni bayağı uğraştırır yani tekrar. Sakince kapışırım. Aç. Ananı ya. Abi. Bir vuruş da yapamadık be. Ucunda kaldı. Şimdi öldüreceğim diye girip ölebilirim de biliyor musun? E atarım. O da bana E atar. Ölürüz. Aç. Güzel güzel. Bunu hiç beklemiyordu bak. Bunu hiç beklemiyordu. Try düz vuruşçu olunca abi. Karakterin her şeyi düz vuruş. Adam da şey bekliyor ama beni düz vuruş yaparak öldürecek diye bekliyor ama kardeşim ihtiyacım yok düz vuruşa yani. El atarak da öldürebilirim. Bu arada size tarihle ilgili bir şey göstereceğim. Şunları alayım. Birçok kişinin bilmediği bir şey. Dünya tarihinde bir birincisinin de yaptığı bir şey. Blaze'e gidiyorum. Ondan sonra o fıtçı zaten alamaz farmlar. Okey. Gidelim abi. Şimdi bir tane savaşçısını alacağım. Ondan sonrasındaysa saldırızı şunu alırız. Nişancıyı alırız bir tane de. Bak şunu göstereceğim.
El atıp gülmeye falan basıyorsun. Karakter yürüyor aslında el atarak. Bak şimdi. Gördün mü? Bunu birçok kişi bilmez yani. Oyuncuların çoğusu bilmiyor bunu. Bilen de vardır aranızda ama bilmeyenler bunu öğrenmiş olsun. Bu da güzel bir şey yani. Hani bir animasyon iptali gibi bir şey. O Dünya Driver'ınız hep bunu yapıyor mesela. Her el attığında şöyle yapıyordu. Hani bu sayede karakter düz yürüdüğü için hemen düz duruş yapabiliyor tekrar falan. Acayip yani bir etkisi var. Ha yani çok aşırı bir etkisi olur mu? O kadar büyük bir etkisi olmaz ama gene de güzel yani bu bilgi. Bu bilgiyi kullanın moruk. Temiz, beleş sahibinden bilgi. İkinci el. Doktordan. Of oğlum yok oldu lan. O son vuruşu gördünüz mü? Kafası koptu. Alabilecek miyiz? Alamadım. Hemen farmları ittiriyorum. Kule altına, ondan sonrasındaysa rünleri falan göstereyim kuleye vururken. Tamam. Rünler abi, ölümcül tempo, zafer, efsane kan, son darbe, ani darbe, mükemmel avcı, saldırı hızı, saldırı gücü can. Bunları yapıyorsunuz, bu build'i kasıyorsunuz, helal taşıyorsunuz abi. Şu build'de. Yani kritiğe bağımlı olmuyorsunuz. Kritik vurayım diye bir derdiniz yok. Çünkü karakter kritik bu masada tek atacak bu build'de. Hadi, hadi pazara. Bak seni öldürebilirim şu an. Hani... Ülkeye gerek yokmuş oğlum. Vay amk. Oha. Ben bir vuruş daha yiyip ölürüm diye düşündüm. O yüzden ulti bastım ama o vuruşu yemedik yani. Çok ilginç. Şu an öyle bir kastım ki artık adamı ulti yokken bile öldürebiliyorum kule altında. Adamın seviyesi 5 kaldı. Bizimki seviye 8. Temiz vuruş. Kuleye vurmaya devam. Body'ye devam. Aklın kaç para istiyor şimdi? 1900. Okey. Azıcık daha para keseriz. Sonra base'e gidip aklın sonunu alırız. Bu arada kazandıran şeyim hırkam şu anda yok. Evet. Bulamadım bir türlü yerini. O yüzden bu sefer ceketle çekeyim dedim. Yani bu da bir değişiklik oldu. Son 300 videodur. Hep o hırkayla çektiğim için. Beyler görüşürüz. Ultim yok. Bak, sırf Kayn olsa öldürürdüm Kayn'ı ama Talon'da gelince sıkıntı moruk. Şu an aklım sonu bitti aslında. Diyebilirim hemen ama öyle bir şey yapmayacağım. Seviyesi 5. Hala 5. Tamam, eğer 6 olursa sıçtık bu arada. Güzel, almadı. Şimdi çok merak ediyorum. Bak ulti atacağım, o da ulti atacak, tamam mı? Adam seviye 6 olacak şimdi, ulti atacak bana. Ya aç, benim kilimdi o. O bana ulti attı ya, beni çekecekti. Ben de ulti basacaktım, ölmeyecektim. Çok güzel oluyor. Aynı şöyle bir his, tamam mı böyle? Seni çekiyor içine, sen parçalanıyorsun içeride. Sonra çıkıyorsun yürüyerek böyle. Yeah motherfucker falan. Tetra'yı ultisi çok güzel bir şey ya. Bak onda ilk kule temiz. Tetra'nın güzel tarafı bu abi. Her türlü kuleyi tıkır tıkır açıyor karakter. Her turdaki kule hiç fark etmez. Elektrik kulesi, LOL kulesi, her şey. Adam usta. Elektrik ustası. Tesisatçı. Gidelim bakalım. 3500 civarında gold. Şimdi. Şeytan diyor ki direkt Queen's Hall ama. Hadi şöyle yapalım. Tık. Tık. Gidelim. Bundan sonra Nashor alacağım Queen's Hall'dan sonra. Nashor'dan sonrasında bakarız. Muhtemelen ebediye çekeceğim direktman. Veya bakarız farklı bir şey. Eğer mahvolmuş falan alabiliriz belki. Hani direktman kritik almak istemezsek. Muhtemelen şey yaparım ama. Queen's Hall, Nashor. Ondan sonra ebedi, son eşya olarak da bir tane mahvolmuş alırız ebediden sonra. Yani kritiğim %100 olmayacak, %70 olacak ama çok da temiz vuracağız yani. Nashor'un da gücüyle. Her vuruşumuz böyle mesela işte sağlıyorum 100 AP, 150 AP vuracak ekstra. Büyü hasarı.
Neyse ben gidip kilit alayım ya diğer lane'lere gidip. Çok kule ekmeği oynamayacağım. Sonra erken bitiyor falan. Biliyorsunuz sevmeyiz yani. Oğlum bu niye bu kadar tank duruyor lan? Lüks. Ulti bastım ölürüm diye ölmedim ya. Nasıl bir outplay? Nasıl bir outplay? Çok iyiydi ya. Neredeyse kusursuzdu. Yani o ulti yani boş basmamız haricinde çok kusursuz bir oyundu gerçekten. Şu 1600 olsun da araya gidelim bari. O Luxor'da maymun ettim resmen. Adam maymun oldu ya. Kardeşim git bana lazım. Bana lazım git. Aha. Beleş. Of. Kritik. Çok iyiydi. Zıvam. 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 Bak. Guinso bitsin. Karakter böyle vuruyor. Hani biliyorsunuz Guinso ekstra bir saldırı daha ekliyor ya sonraki saldırımızı. Hani aşırı OP oluyor. Mesela şu anda artık bambaşka bir boyuttayız. Daş orada bitsin. Daha da başka bir boyutta olacağız. Hani 3 item yeterli. Guinso. Aklın sonu Daş orada. Bu 3 bitti mi? Hani başka bir item ihtiyacı yok karakterin. Hani onları da alınca artık ekstraya giriyor anladın mı? Ebedi falan. Abartıya giriyor yani. Gerek bile yok ama tek atıyor. Daha çok vuralım moruk yani sıkıntı yok. Mesela şu an ejder'e girsem almam böyle bir saniye falan sürer herhalde ama almayacağım. Manam yok ki şu an ihtiyacım yok. Alırsam takımın daha çok faydası ne olacak? Takım faydalanmasın bundan diye almıyorum. Takım niye faydalanmasın peki? Çünkü... Tamam oraya kadar şey yapmayacağım. Oyun erken bitmesin diye. Şimdi alırsam takımın manası olacak, canı dolacak falan ne olacak? Takım daha çok güçlenecek ve oyunu erken bitirebilecek seviyeye girebilir takım. Gelmesin diye ben ejder'e dokunmayacağım. Yani takım alsın. Jarvan falan almak isterse alabilir ama ben karışmayacağım oyun uzasın diye biraz da. Şu build'in size late'deki gücünü göstermek istiyorum ben. Beslenme zamanı. Okey. Temiz. Tertemiz. On hit build. Bu build'e şimdi elmen sonunda falan çok ihtiyacınız yok aslında. Hani aklın sonu, pardon ölümcül tempo giriyoruz ki işte aklın sonunun veya Guinso'nun verdiği o ekstra pır 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 hasarı daha çok vursun diye. Yani yenilmez girmesen bile zaten büyü hasarı vurduğun için sürekli tanklar falan rahat eriyor. Hani şu hasarı görüyor musun mesela? Ki Nashor'u şu an yok bile. Nashor'un da olduğunu düşünün. Daha çok büyü hasarı vuracağım. Daha hızlı vuracağım. Yani şu an 2.05 sağlığı hızım var. Nashor bitince 2.5'a gelecek o. Lifestyle'imiz falan da var runlerden. Bir sıkıntı olmuyor yani. Mahvolmuş almak almamak size kalmış. Kalmış o açıdan. Bu saldırı hızı çok efsane ya. Güzel. Tamam. Buna değer miydi bilmiyorum. Değmezdi herhalde. Try sana bir şey demiyorum, seni bu hale getirenler utansın. Oğlum, adam içerlemiş baya. Kardeşim. Utan Urgot'cum. 06 Urgot'cum. Utan. Biliyorum seni birazcık fazla ezdim Urgot'cum ama yapacak bir şey yok. Kazanmak için başka birinin kaybetmesi gerekiyor. Asla iki kişi birden kazanamaz, anlıyor musun? Thanos falan. Bu arada endgame spoiler vereyim ben ister misiniz? Şaka şaka yapıyorum vermeyeceğim tamam. Tamam hadi tamam vermeyeceğim tamam. Abi endgame hakkında şöyle konuşayım. Spoiler vermeyeceğim bu arada normal konuşacağım. Beklediğin sonla bitmedi. Yani... Öyle söyleyeyim yani spoiler vermeden en fazla bu kadar konuşabilirim. Hiç beklediğim bir son değildi yani artık bizim sevdiğimiz bir karakter var yani onun öldüğünü hepiniz biliyorsunuzdur. Hani o karakteri söylemiyorum. Hani bilmeyen vardır diye şimdi.
O karakterin öleceğini zaten ben biliyordum yıllar öncesinden. Sıkıntı yok yani. Hiç şaşırmadım. Sen ölsün, sıkıntı yok. Artık hani adamın kontratı falan dolmuş. Ama benim istediğim son karanlık bir sondu abi. Hani kötü sonla bitsin isterdim. Bütün evren yok olsun falan isterdim. Neyse daha konuşmayacağım. Yani filmde çok puan kırdım bu yüzden oradan. Ben daha karanlık bakıyorum bu evrene birazcık. Hani bu Marvel evrenini. Yani keşke öyle bitseydi. Daha böyle erkeksi bitseydi. Çocukça bitirmişler işte. İşte o çok sevdiğimiz bir abimizdi. Evet, bizim için hayatını feda etti. Bu ne kardeşim yani. Karşındaki yüce Thanos yani. Thanos Reis'e beton yetmez be. Ah ölüyor muyum? Lan ne oha. Kardeşim ne oluyor? Ne bu tantana? Ne bu tantuni? Öldüreyim mi sizi? Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantuni? Asla bir trayı kovalama evlat. Anlıyor musun Taloncuğum? Yani Endgame abi puanım 10 üzerinden 8. O da hani Marvel evreninde sevdiğim için. 10 üzerinden 10 verirdim. Eğer kötü sonla bitseydik. Evren karanlık bir şekilde yok olsaydı. Kardeşim. Bak olabildiğince az bu arada. Spoiler falan hani bu minicik böyle anladın mı? Hani dokunuşlar sadece. Spoiler'a bile girmez neredeyse. Ama cidden isterdim yani öyle bir sonla bitmesini. Belki Thanos'un yaratacağı evren daha güzel bir evren bizim evrenimizden. Thanos Reis'e niye bu kadar güvensizlik anlamıyorum ben. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantuni? Yapmayın amık. Bam 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 bam. Aslında Red var ya. Red mi alsak? Red mi alsak so? Amasya. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantuni? Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantuni? Talonu bir yok edeceğim. 4000 gold'um var cebimde ama. Aga be. Öldü. Öldü. Adam öldü amına. Gidelim. Çok param var. Güneş or falan alayım abi. Sonrasında bakarız. Ben yanlış yere gitmişim. İtem konusunda. Bir saniye. Ay. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantuni? Hop. Evet. Sıçtık şimdi. İtemleri yanlış almışız. Hadi bakalım. Haydi bakalım. O zaman böyle yapacağız kanka. Kritik yok yani. Ebediyi son eşyaya bıraktım. Oyun bitmezse o da. Hani. Şu an sol baron alabilirim bu arada bu build'de. Bak kritik 0, tamam mı? İtemlerde hiç 0 kritik var. Görüyorsunuz 0 yazıyor şu an burada. Şurada. Ve sol baron gireceğim. Bak redim falan da yok. Hiçbir şeyim yok. Sol baron çok rahat alacağım yani. Net söylüyorum. 0 zorlanmayla alacağım hem de. Bak 2.5 saldırı hızım var. Görüyor musun? Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantuni? Ne yapsak ya? Takılalım şöyle. Hop. Hop hop. Ne yapsam acaba? Zaten karakter kendi kendine kesiyor. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantuni? Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantuni? Kanka kesiyorum gördünüz ama oçlar salmadılar. Gidiyorum ben sokarım bitireceğim. Ya
Solo buradan alalım ya. Bir görün. Muhtemelen bitmez. Çünkü baktım. Bitmeyecek gibi. Hadi oğlum. Alırsın. Karşı takım ne yapıyor? Savunabiliyorlar mı? Savunuyorlar gibi. O nasıl E? Hadi alalım şunu lütfen. Hayır. Hayır. Bekle. Baron alam. Bitirme. Lütfen. Az kaldı. Bitirme. Bitirme. Dur. Dur. Hayır. 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 Oğlum. Neyse abi. Aldım sayıyorum ben. 2000 canı kaldı. Yani vakit yetmedi abi, alacaktım. Alamadık. Neyse. Bir clickbait yapsam olur mu? Kızarlar mı acaba? Teknik olarak hissebiliyorum. Yani alsam da bitecekti, almasam da bitecekti. Bunu kanıtlama ihtiyacım var mı? Yok. Başta yazabilirim, evet. Güçlü ol Alperen, güçlü ol. Bütün clickbait yapsan da bütün linçlere dayanman gerek. Sen clickbaitlerin ustasısın. YouTube'da en iyi başlık yazan kişi benim. Benden daha yaratıcı başlık bulan var mı? Söyleyin yoruma. Yok. Benden daha iyi başlık yazan kimse yok. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir ve öğrenmişsinizdir. Alttan bir tane like atmayı, abone olmayı, yorumlara farklı farklı şampiyon ve videonun esas unutmayın. İşte Jarvan'ı çek, Morgana çek, Yemi Sorçun çek, yardırın. Hangi şampiyon istiyorsanız çekeriz, sıkıntı yok. Hepinizi seviyorum, hoşçakalın, bay bay.